16 Nisan Cumartesi, Cumhuriyet Gazetesi, Mehmet Ali Güller, Avrupa'nın güvenlik sorunu, NATO'nun genişlemesi. İsveç ve Finlandiya'nın Haziran'da NATO'ya üye olacağı haberleri yoğunluk kazandı. Nitekim Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO üyeliğine başvurup başvurmama kararı birkaç hafta içinde parlamentoda görüşülecek dedi. Oysa 15 gün önce 31 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurduğunu açıklamıştı. Kaldı ki Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö kısa bir süre önce 20 Mart'ta NATO'ya katılmamız Avrupa'daki güvenlik durumunu olumsuz etkiler demişti. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesiyle yoğunlaşan ABD baskısı günlerinde İsveç'te benzer tutumu almıştı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson 25 Mart'ta NATO üyeliğini düşünmüyoruz. 7 Mart'ta NATO üyeliği için referanduma gidilmesinde tereddütlerim var. 8 Mart'ta NATO'ya başvurumuz Avrupa'yı daha da istikrarsızlaştıracak demişti. Hatta İsveç Savunma Bakanı Peter Hultvik 10 Mart'ta görevde olduğum sürece NATO'ya katılmayacağız demişti. Sadece şu açıklamalar bile gösteriyor ki İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi değil, NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya girmesi söz konusu. Öyle ki 4 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Stoltenberg iki ülkenin istemesi halinde çok hızlı bir şekilde NATO'ya katılabileceklerini ilan etmişti. Çünkü ABD'nin acelesi var. SSCB dağıldığında ve Varşova Paktı feshedildiğinde NATO 16 üyeden oluşuyordu. Ancak ABD Moskova'ya kazık atarak 1999'dan itibaren NATO'yu Rusya'ya doğru genişletme kararı aldı. Böylece Soğuk Savaş boyunca SSCB'yi çevrelemesini daha da ilerleterek Rusya'yı daraltılmış kuşakla boğmaya başladı. ABD 1. dalgada 12 Mart 1999'da Çekya, Macaristan ve Polonya'yı, 2. dalgada 29 Mart 2004'te Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya'yı 3. dalgada 1 Nisan 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan'ı, dördüncü dalgada 5 Haziran 2017'de Karadağ ve 5. dalgada 20 Mart 2020'de Kuzey Makedonya'yı NATO'ya üye yaptı. ABD 2008'den beri de 30 üyeli NATO'yu Ukrayna ve Gürcistan'la şartlar el verdiğinde de Moldova, Bosna Hersek, Finlandiya ve İsveç'le 36 üyeli bir savaş makinesi haline getirme amacındaydı. ABD'nin NATO'yu genişletmesinin Avrupa'nın güvenliğini sağlamakla ilgili olmadığı ortada. Nitekim yukarıda da belirttiğim gibi hem Finlandiya Cumhurbaşkanı hem de İsveç Başbakanı ülkelerinin NATO üyeliğinin Avrupa'nın güvenliğini olumsuz etkileyeceğini belirtiyorlar. Sadece İsveç ve Finlandiya değil Avrupa'nın iki lider ülkesi Almanya ve Fransa da bunun farkında. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa'nın Rusya ve Türkiye ile ilişkilerini yeniden düşünmesi gerektiğini, aksi takdirde Avrupa'nın barış içinde yaşayamayacağını söyledi. Stratejik düzlemde mesele şu: Avrupa Birliği ABD'den stratejik, özerk, bağımsız olmak ve yükselen Asya Pasifik bölgesiyle ayrı işbirliği yürütmek istiyor. ABD ise Avrupa üzerindeki hegemonyasını sürdürebilme peşinde ve bunun aracı olarak da NATO'yu kullanıyor. Dolayısıyla Avrupa güvenlik mimarisi çarpışmanın yaşandığı asıl konu olarak önümüzde duruyor. Rusya temel olarak bölünmez güvenlik anlayışı içerisinde Avrupa ve Asya'nın oluşturduğu Avrasya'nın güvenliğinin birlikte ele alınmasını savunuyor. Almanya ve Fransa da Rusya'ya rağmen bir Avrupa güvenliğinin inşa edilemeyeceğini görüyor. Bu yaklaşımdaki ortaklık ABD'yi saha dışına itiyor. ABD ise karşılığında Baltık Akdeniz hattında İngiltere'nin hatta Türkiye ile birlikte liderlik ettiği bir Doğu Avrupa inşa etmeye çalışıyor. İngiltere, Polonya ve Ukrayna üçlüsünün kurduğu Küçük Avrupa İttifakı'nı Baltık ve Karadeniz ülkeleriyle genişletmeye çalışıyor. Böylece Avrupalıların Avrupa güvenliğini inşa etmesine engel olmaya çalışıyor. ABD'nin Rusya'nın istediği güvenlik garantilerini vermemesi, Ukrayna'yı ateşe sürmesi, Rusya-Ukrayna müzakerelerini baltalaması, savaşı uzatacak şekilde silah ve yabancı asker transferi yapması ve NATO'yu genişletmeye çalışması bu nedenle. 16 Nisan Cumartesi, Cumhuriyet Gazetesi, Mehmet Ali Güller. Avrupa'nın güvenlik sorunu, NATO'nun genişlemesi.